Yeni nesil ile beraber adını çok duyduğumuz bir Ray Tracing olayı var. Series S ve Series X'te de bu özelliğin olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde tabi PlayStation 5'te de var. Peki Series X ve PlayStation 5'te görsek de bu neden Series S'te hiç Ray Tracing yok? Ya da çok az? Aslında bunun cevabı çok basit. Optimizasyon. Gelin bunu biraz beraber açalım. Yeni çıkan oyunlar pandemiden, çeşitli sıkıntılardan kaynaklı. Ya ertelendi ya da olayla çıkış yaptı hal böyle olunca adamlar eksik ya da çok büyük oranda bugler olan oyunlarını düzeltmeye plan aldı diye düşünüyorum. Bunlarla uğraşılırken tabii ki bir de duyurulan çıkış tarihine yetiştirilmesi gerekiyor. Hatta bazen öyle durumlar yaşanıyor ki Cyberpunk gibi zibilyon tane ertelemeden sonra artık erteleme yüzünüz kalmıyor ve neresi yetişirse o halde çıkarıyorsunuz sonuç ortada. Beklenti ya da yaratılan hype'ın büyüklüğüne göre de bir tepki alıyorsunuz. Şimdi Seri sese nasıl bağlayacaksın derseniz orası tamamen şöyle işliyor. Bir tane yol düşünün 500 metre. Bir de başka bir yol düşünün bu da 100 metre. Bir tane arabamız var. Bu araba 100 km 500 metre yolda mı daha rahat çıkar yoksa 100 metrede mi? E tabii ki 500 metrede hani daha uzun daha rahat bir şekilde çıkabilir. Series X ve PlayStation 5'te de GPU çok 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 daha güçlü olduğu için optimizasyon kötü olsa bile hani bir şekilde halledilebiliyor. Yani optimizasyona kasmalarına gerekiyor çünkü ellerinde fazlaca donanım var. Ama SLSS için optimize edilmesi gerekiyor ve yeni çıkan oyunlar için çoğu şirket umursamıyor bile diyebiliriz. Tabi insanlar biraz da yeni yeni alışıyor bu olaylara. Ha bir de şu 60 FPS ya da Ray Tracing olayının şöyle bir yanı var. 20 senedir konsol oynayan adama koymaz çünkü adam hep 30 FPS açmış. Hani bu biraz da benim gibi konsol yayın nesilde giren ya da ne bileyim bilgisayardan konsol tarafına geçenlerde yaşanan bir olay. Ama bakalım hani daha çok çok başındayız bu neslin. Neler göreceğiz, nelere şahitlik edeceğiz, kimdir ve en sonunda diyeceğiz ki abi böyle bir nesildi şöyle başladı öyle oldu falan gibisinden. Bakalım acaba inşallah güzel olaylar tanıdık ederiz. Yani serisinde genel olarak ve optimize hakkında düşüncelerim bunlar. Sevgiler, saygılar, kalın sağlıcakla.